meselesi, Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki sınır sorunlarının kardeşlik ve iyi komşuluk ruhu içinde çözülmesine katkıda bulundu. Ayrıca 2019'daki etkili yöneticilerin gösterilen yetenekleri için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mirziyoyeva 2019 yılının adamı unvanı veriliyor. Öte yandan Özbekistan liderinin bu verilen ödül için minnettarlığını ileten İlhom Nemomatov, Özbekistan Cumhurbaşkanı adına Kırgızistan'ın tüm kadınlarına derin saygımı iletmek istiyorum. Ayrıca Alatoa Eğimdarı'nın çevre hareketinin 2019'un kişisi olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mirziyoyev'i seçmeye karar verdiği için hepinize teşekkür ediyorum. Kendisi hepinize de derin saygıyı ve içten minnettarlığını iletmemi istedi. Bunu büyük bir saygıyla kabul etti. Halkımız özellikle Özbekistan Cumhurbaşkanı için bu büyük bir onur. Çünkü böyle saygın bir çevre hareketi Kırgızistan'ın hanımları tarafından ülkemize yılın bu ödülü verilmesi, Orta Asya'da ve özellikle de Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki ilişkilerde iyi bir şey oluyor diye konuştu. Özbekistan lideri Şefkat Mirziyoyev, Alatoa Ayımdarı Ekolojik Hareketi tarafından Ocak ayında 2019 yılının adamı seçilmişti. Türkiye-Özbekistan ilişkileriyle ilgili Özbekistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı İlhom Nemomatov mikrofonumuza şunları aktardı. Sorunuz için teşekkür ederim. Günümüzün en güncel sorularından biri. Özbekistan'da yeni parlamento seçimlerinden sonra ülkemiz bu sloganla yola çıktı. Yeni seçimler, yeni Özbekistan. Yani iç ve dış politikamızda sivil dünyada yenilenmiş Özbekistan'da temsil olunmak ilk amacımızdır. Ülkemizde çok şeyler yeniden yapılanmaya başladı. Politik, ekonomi, sosyal alanlarda pozitif yapılanma artık ortada. Dış politikamızda Türkiye'nin bir... Türkiye ilişkileri hızla gelişmekte ve pozitif büyüme eğilimi işbirliğinin tüm alanlarında net olarak görülmektedir. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mirziyoyev, Türkiye ile ikili ilişkilere çok önem veriyor. Türkiye-Özbekistan arasında 2016'dan sonra ivme kazanan ilişkiler hem ikili ekonomik göstergelere yansımış hem de Özbekistan'ın Türk Konseyi üyeliği için yeni bir motivasyon meydana getirmiş durumda. Özbekistan Devlet Başkanı'nın 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret söz konusu görüşmelerin mantıksal devamı niteliğindedir. Görüşmeler sırasında ülkelerimiz arasındaki siyaset, iktisat, ticaret, yatırım, taşımacılık, nakliye, tarım, turizm, bilim ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki konular detaylı şekilde ele alınmıştır. Bilindiği üzere Özbekistan 15 Ekim 2019 yılında Azerbaycan'da Türk Konseyi 10. yıl zirvesinde konseye daimi üye oldu. Şimdi Türk Konseyi içinde Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulması Özbekistan'ın katılımını daha da anlamlı hale getirmektedir. 1996 yılında Türkiye ile imzalanmış olduğumuz Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nı geliştirmekte ve pekiştirmekte devam edeceğiz.